Bizler çevremizi uyaralım bu iki konuda. Elimizden geldiği kadar bu yanlışa düşmelerini engellemeye çalışalım. Çünkü bu iki yanlış da çok ağır yanlışlardır. Şimdi bu yanlışlar, yanlışı yapan insan eğer yanlış bilerek yapıyor ama onun yanlış olduğunu kabulleniyorsa sadece fasık olur, haram işlemiş olur. Ama bir de onu hafif görürse ya da ne olacak canım, bu bir şans oyunudur diyerek kumarı şans oyunu bilerek oynarsa ya da bu bahsettiğimiz batı taklitçiliğini özgürlük, çağdaşlık, ilericilik vesaire gibi bir takım nedir, makyajlarla kabul ederse o zaman iman tehlikesi vardır. İmanın gitme tehlikesi vardır. Bu sebeple bu iki konu üzerinde durmamız gerekiyor. Daha kısa olması ya da kısa geçmek istediğim sadece biraz kumar konusuna gireyim. Ondan sonra asıl konuma döneyim. Kardeşlerim, hepimiz kumarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birden fazla ayet var ama sadece en kesin olan, bu konuyu en kesin anlatan ayet ya eyyühellezine amenu innemel khamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rissu min ameli şeytan feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey iman edenler, muhakkak ki içki, kumar, dikili taşlar yani putlar ya da putlar için üzerinde kurban kesilen taşlar, fal okları, her türlü falcılık, bütün bunlar şeytanın pisliği, murdar işlerdir. Bunlardan sakının ki felah bulasınız, kurtuluşa eresiniz. İnnemâ yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul azâvete vel bagdâ'e fil khamri vel meysir ve yasuddukum an zikrillah ve anis salah fe hal entum muntahun. Ancak ve ancak şeytan özellikle içki ve kumarla sizin aranıza kin ve nefret ve düşmanlık salmak, sizi Allah'a ibadetten, Allah'ı anmaktan ve özellikle namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Der Rabbimiz. Şimdi kumarın ne kadar büyük bir vebal olduğunu sadece tapınılan putların yanında zikretmesi değil, ondan daha önce zikretmesi. Bakınız. İnnemel hamru vel meysir. Önce içki, sonra kumar. Ondan sonra putlar ve falcılık. Bütün bunları haram kıldıktan sonra ikinci ayet diyor ki özellikle ilk ikisine tekrar geri dönüyor ve şeytan içki ve kumarla sizin aranıza kin, nefret salmak, sizi birbirinize düşman yapmak ve aynı zamanda Allah'a ibadetten, Allah'ı anmaktan, özellikle beş vakit namazdan sizi alıkoymak ister, sizi meşgul etmek ister. Birçok insanların işte gayet samimi bir vaziyette kumar masasına oturduktan sonra yarım saat sonra birbirlerinin kafalarına kürsü ve sandalye geçirdiklerine çok kere şahit olmuşsunuzdur, öyle değil mi? Yıllardır beraberce kumarhaneye giden, kahvede oyun oynayan ama sonra bir de bakmışsınız ki birbirine düşman olan, zaman içerisinde birbirine bıçak silah çeken cinayetler, tabii diğer taraftan yuvaların dağılmaları, çocukların savrulmaları, yetim kalmaları, kadınların dul kalmaları gibi bir sürü sosyal felaketler, içki, sosyal felaketlerin temelinde içki, kumar vardır. Dolayısıyla kardeşlerim, İçki ve kumar gibi günahlar sadece Allah'a ve Resulüne isyan değil, sadece toplum içerisinde insanın itibarını sıfırlayan zillet değil, diğer taraftan düşmanlık sebebidir, kin ve nefret sebebidir.
zaman kaybetme sebebidir. Yuvalar dağıtma sebebidir. Çocukları yetim bırakmak sebebidir. Ama bu yetimlik normal yetimlik gibi değil. Bakınız, bir insanın babası savaşta şehit olur, o yetimi bütün ümmet üstlenir. Bir insanın gerçekten mazlum olan babası bir trafik kazasında, bir iş kazasında vefat eder, ümmet onu üstlenir, der ki bu yetim bir insandır. Kur'an'da, sünnette yetimlere özel bir iltifat ve özel haklar vardır. Ama babası kumarbaz olduğu için, babası içkici olsun olduğu için yuvası dağılan yetime ümmet tam tersi bir gözle bakar. İçkicinin oğlu der geçerler, öyle değil mi? Ne günahı var o masumun? Adam yetimden de beter. Katmerli yetim, ama insanlar ona yetim gözüyle bakmazlar. Yani bu yetimlik öbür yetimlikten çok da daha büyük bir felaket. İşte bu ve bunun benzeri bir sürü sebeplerden bahsedebiliriz. Kumarda neticede bir taraf kaybetmektedir, değil mi? Eğer siz kazanırsanız bir insana kaybettirdiniz, onun yuvasını dağıttınız ya da onun çoluk çocuğunun nafakasını gasp ettiniz, ondan çaldınız gibidir. Eğer siz kaybederseniz kendi çoluk çocuğunuzun nafakasını kaybettiniz. Bir kumarcıya hibe etmiş oldunuz gibi. Yani bu ve bunun benzeri nice felaketleri vardır. Kardeşlerim, yalnız bildiğimiz kağıtla oynanan kumar, zarla oynanan kumar, tombala denilen, işte tunç madeniyle oynanan kumar, plastik, okey mokey denen plastiklerle oynanan kumar, tavla vesaire ya da damma, satranç, bunlar zaten bilinen şeyler. Bakınız, adam iskambil oynuyor, diyor ki hocam biz hiçbir şeyine oynamıyoruz diyor, vakit öldürüyoruz. Müslüman vakit katili midir yahu? Müslüman vaktini ihya edendir. Müslümanın öldürecek vakti yoktur. Müslümanın her saniyesi kendisinin ahiret sermayesidir. Dolayısıyla Müslüman vakit öldüremez. Bir şeyine oynasak da oynamasak da bunlar kumardır. Ama bir takım mübah oyunlar vardır. Hatta bazen sünnet işler vardır. Onun içine şart katarsanız o da kumara dönüşür. O ayrı bir konu. Koşmak, koşu yarışı sünnettir. Yüzme yarışı sünnettir. At yarışı sünnettir. Güreşmek sünnettir. Ama siz yenilen yenen tarafa şunu bunu alacak derseniz, bir kilo baklava alacak, bilmem işte gazoz alacak, çay içirecek derseniz, o zaman bu kumara dönüşür. Ama kardeşlerim, daha felaketi nedir biliyor musunuz? Şans oyunları denen kumarlardır. Bugün milli kumar piyango. Milli piyango denilen kumar. Ve bütün türevleri, yani toto, loto, sayısal loto, süper loto, kazı kazan, süper işte hemen kazan, iddia, ganyan, yani at yarışlarında yapılan bahisler ya da İnternet üzerinden onlarca kumar siteleri, belki yüzler binlerce kumar siteleri üzerinden oynanan kumarlar. Bütün bunların hepsi kumardır. Bunların adına şans oyunu demekle bunlar helal olmazlar. Nasıl ki bir rakı şişesinin, bir içki şişesinin üzerine zemzem yazmakla o helal olmaz. İşte bir kumar oyununun adını şans oyunu koymakla da o helal olmaz. Kardeşlerim, çok basit 2016 yılıyla ilgili bir istatistikle bitireyim. Bütün bu şans oyunlarından elde, şans oyunlarının 2016 yılı cirosu 14.5 katrilyon. Oynayan insanlara dağıtılan ikramiye 1.2 katrilyon. Bizim taşeron devletimizin cebine giren 2.7 katrilyon. Geri kalan 11.1 katrilyon
Bu işin asıl sahibi Yahudi şirketlerine gitmektedir. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun manası şu anki rakamla bunun istatistiklerine iyi bakmak lazım. Ben yanılabilirim. Ama en az yılda 20-25 milyar dolar bu ülkeden para çalınmaktadır. Ya biz memleketimize bir 5 milyar 10 milyar kazandırmak için takla atıp dururken, ama elin oğlu kanalı açmış, oradan para çalıyor. Para kanallarını açmış, adını da şans oyunu koymuş. Her yıl 20-25 milyar dolar para çalıyor bu ülkeden. Yazık değil mi? Onun için kardeşlerim, elbette sistem ve sistemin sahipleri, sistemin bekçiliğini yapanlar bundan sorumludur. Yani idarecilerimiz bundan sorumludur. Ama biz de bireyler olarak bu işten sorumluyuz. Birbirimizi bilinçlendirmezsek, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza bu işi anlatmazsak, bu kumardır ve haramdır. Bu başkasının malını gasp etmektir, başkasının parasını çalmaktır. Ya da kendi paramızı bir hırsıza, bir Yahudi şirketine teslim etmektir, çoluk çocuğumuzun nafakasını. Hulasa-i kelam, yılbaşı vesilesiyle hatırlamamız ve hatırlatmamız gereken konulardan bir tanesi, bütün şans oyunu denen kumar çeşitleri de dahil olmak üzere bütün kumarlar.